Dış politikada bir süredir gündem Pasifik'teki güç gösterisi. ABD Kongresi'ne yakın Barış Enstitüsü uzmanı Andrew Scobell, TRT Haber'e Tayvan'ın önemini değerlendirdi. Tayvan, Birleşik Devletler-Çin ilişkilerinde hep en çekişmeli konu oldu. Neden şimdi ekstra hassas? Çünkü ABD ile Çin arasında artan küresel güç mücadelesinin sıfır noktası Tayvan. Çin'e 150 kilometre mesafedeki Tayvan civarındaki gerginlik tüm ülkeler için kaygı sebebi. Gerginlik teknolojide küresel tedarik zincirini etkiler. Dolayısıyla bütün ülkeler, Birleşik Devletler ile Çin'in birer yetişkin insan gibi davranmasını umuyor. Scobell, Pekin'in son yayımladığı Beyaz Kitabı'nı değerlendirdi. Tayvan, Çin Komünist Partisi için çok önemli. Tayvan'ı Çin'in bir parçası olarak görüyorlar. Son yayınlanan Beyaz Kitap, Çin'in Tayvan'ı ana karaya dahil etme konusundaki hassasiyetini gösteriyor. Scobell, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın aksine Çin'in kapsamlı bir askeri harekat peşinde olmadığı görüşünde. Çin'le Rusya, Şii'yle Putin, Tayvan'la Ukrayna arasında farklılıklar var. Putin devasa askeri güç kullanmaya meyilli ama Şii daha küçük, kademeli artan güç yanlısı. Dolayısıyla Tayvan'a büyük askeri operasyon yerine kademeli artan askeri eylemler ve başka adımlar görebiliriz. ABD ile Çin ordularının Pasifik'te birbirine yakın oluşuysa kaygıları artırıyor. İyi haber, iki ülke de savaş istemiyor. Kötü haber, iki ordunun bölgede birbirine yakınlığını düşünecek olursak, denizin altında ya da havada kazara çatışma mümkün. İletişim kanalları açık olsa da genellikle kullanılmıyor. Birleşik Devletler telefonu kaldırıp Çinli muhatabıyla görüşmeye çalıştığında cevap alamadığı oluyor. ABD ile Çin arasında Tayvan özelinde artan gerginliğin Pasifik'te güç mücadelesi şeklinde devam etmesi yüksek olasılık olarak değerlendiriliyor.